Ben de çıkıyorum Gürüstan. Akşama beni yemeğe beklemeyin. Yemek yemeyecek misin? Hayır, fotosentez yapacağım. Ya bu otopark işi hızlandı biliyorsun. Mimarı, mühendisi, işçisi, emeklisi, dulu, yetimi hepsiyle toplantı var. Bu aralar beni ara ki bulasın. Hatta bence hiç arama, bulamazsın. Niye geceleri yapılıyor toplantı? Gündüzler torbaya mı girdi? Hayır, ama torbada ne varsa çorbada o vardır. Bu otopark işini beceremezsek o ikinci el araba fiyatına alıp kullandığın çantaları ancak rüyanda kullanırsın. Kızım düş şu çocuğun yakasından, sık boğaz etme. İşi çok bu ara. Hani. Servet Hanım, bir tas çorba verecektim, bu hafta içebilecek miyim? Kızım babanın sadesi iyi de griplisi çok huysuz oluyor. Hastayım, sağ değilim. Haydi birkaç güne haberleşiriz Gürüstan. Arayı açma. Orçun! Orçun! Ha reis, ha, reis seni terfi yatırdım. Hangi pozisyona? Misyoner. Dervişin fikri neyse zikrede odur derler. Seni CEO yaptım reis. Bildiğin bir şey yapaydın daha iyiydi. CEO yani bütün operasyonlardan sorumlu genel müdür. Benim adıma toplantıları yöneteceksin. Ha, anlarsın değil mi toplantı işlerinden? Hani bir araya gelinir, uzun uzun konuşulur, kahve içilir, kuru pasta yenir ama bir türlü bir sonuca varılamaz. Anlarım ya, şok değilim. Adettendir, araya da iç yazışma, sunum, beyin fırtınası, rapor gibi bir iki laf sok, yürü git. Halledeceğiz. Tamam, oldu. Sana yeni pozisyonunda başarılar dilerim. Ben de yürüyüp gidiyorum. Hoşça kal. Önemli diyor. Siz anlamak istemiyorsunuz. Siz anlamak istemiyorsunuz galiba. Hiç sesini duyuramıyorum ki ben burada. Basit tanrı şeyler çıkar. Bizi ne yapıyorsunuz? Ya bir kalabinizin adamı olun, bir efendi olun hemşerim. Ne diyorsunuz ya? Benim konsörüm hangimizin sunuma önce başlayacağı ile ilgili. Konsörünün? Yani endişem. Senin konsörün benim konsörüm hemşerim. Konsör kardeşi yok burada. Ortam yumuşasın diye bir espri yaptım, pek reaksiyon almadı galiba. Yani. Ne yapsak, bir beyin fırtınası mı yapsak, sinerji olur. Evet. Herkes projeyle ilgili konsörünü söylesin. Kimden başlayalım? Ben başlayalım. Hemen çünkü biraz daha kompakt bir şey var. Daha iyi olur. İsterseniz buna bir başka toplantıyla karar verelim. Bu kararı bir iç yazışmayla birbirimize bildirelim. Bu da bir fikir. Doğru söylüyorsun. La ilahe illallah ya. Deadline ha? Ya ben yıllardır bu kelimeyi arayırım hemşerim. Diyorum yarın olmadı öbür gün. Bilemedin devrisi gün. En kötü ihtimalle haftaya olur bu iş mesela. Halbuki haftaya deadline desem bitecekmiş. Yavur pili bu işi. Rasyonel zeka. Evet, kimin sunumuyla başlıyoruz? Alfabetik sırayla gidelim dedik iç yazışmada. Eğer bu konuda bir konsörünüz yoksa direkt o şekil yapalım. Ama bir dakika, şunu konuşmadık. İsim sırası mı, soyadı sırası mı? İsterseniz bunu mail yoluyla oylamaya sunalım. Gelen fikirlere göre yarın bir toplantı yapıp beyin fırtınasıyla karar verelim. Ne oldun ne? Yürüyen körünmez işsizlik oldum hemşerim. Beni kurtar Allah rızası için. İnsan bu yaşta sabah kalkıp bir gömleğini giyemez mi ya? O gömleği mi giysem, bu gömleği mi giysem diye kendime toplantı yapmaya kalkarım. Ne diyorsun sen ya? O bir şey değil. Toplantı gününü kararlaştıralım diye kendime iç yazışma yaptım. Bu kadar beyin fırtınasıydı, sinerjiydi, beni bozdu. Konsörlerim var, kendi ümümü sıkasım var. Tamam, tamam, tamam reis, tamam. Bütün operasyonları ben devralıyorum. Sen git tatil matil bir şey yap, hadi. Bana tatil matil verme hemşerim. Bu konuda hassasım. Ben bilim insanıyım. Bana net bir iş ver. Boya, çıra, zımpara, götür götür hepsi olur. Yapılacak yazın yapasın öyle bir iş. Allah rızası için kendimi bulasam. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.